Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Evet Merkez Bankası 4 hamlede kuru ve enflasyonu nasıl düşüreceği ile ilgili yapacağı 2022 yılı içerisindeki enstrümanları açıkladı. Rezervleri 85 milyar dolar arttıracak olan Merkez Bankası'nın devreye aldığı bu 4 enstrümandan bu video içerisinde sizlere bahsedeceğiz. Bakalım Merkez Bankası hangi hamleleri planlıyor? Dolar kurundaki artışı durdurabilmek ve enflasyondaki yukarı yönlü gidişi azaltabilmek için. Evet, bunun için öncelikle Merkez Bankası'nın uygulamaya koyacağı arkadaşlar ilk plan bankalar üzerinden. Bankalar üzerinden olacak. Bankaların kur korumalı mevduat hesapları doğrultusunda e, döviz mevduat hesaplarının %10'luk kısmını 17 Nisan 2022'ye kadar, %20'lik kısmını da 17 Ağustos 2020'ye kadar Türk Lirası'na çevrilmesi konusunda hedefler verildi arkadaşlar. Ayrıca bu hedefler üzerinden Merkez Bankası'nın kasasına aktarılacak para miktarında 45 milyar dolar civarına denk gelmesi hedeflenmekte. Gerçi bu tutar her gün değişiyor. Ee, geçen günkü toplantıda 10 milyarla 20 milyar arasında e, böyle bir tutar vardı. E, bugün bu tutar gene 45 milyar dolar civarına yükseltilmiş durumda. Bu öyle bir durumda bankalar e, döviz mevduat hesaplarının %10 %20'lik kısmını e, bozarlar mı? Evet bunu bozacaklardır arkadaşlar. Çünkü bunu bozmadıkları takdirde. Merkez Bankası'ndan alınan zorunlu karşılık getirisinden yıllık yüzde bir buçuk kadar kesinti yapılacak ve bununla ilgili de kanunun yürürlüğe girdiği bildirildi yani bankalar buna mutlaka uyacaktır Evet Merkez Bankası'nın ikinci planladığı döviz dolar fiyatlarını düşürmek ve enflasyonu düşürmekle ilgili ikinci plan İhracat bedellerinin %25'lik kısmının yine Merkez Bankası'na satılması yönünde. E, bu şekilde de Merkez Bankası 2022 yıl sonuna kadar arkadaşlar 40 milyar dolarlık e, bir döviz Merkez Bankası kasasına gireceği yönünde beklentileri mevcut. Evet üçüncü olarak yine Merkez Bankası'nın e, planları arasında eksik e, Exim Bank'tan kullanılan TL reeskont kredilerinin geri ödemesinin Merkez Bankası'na döviz satılaraktan yapılması konusunda burada da Merkez Bankası'nın yıllık bazda 25 milyar dolarlık bir be e beklentiye ulaşacağı yönündeki tahminleri mevcut. Son olarak Merkez Bankası'nın gene 85 milyar dolarlık hedefe ulaşabilmek, dolar TL kuru fiyatlarını aşağıya çekebilmek ve enflasyondaki yukarı yönlü e, hareketliliği durdurabilmek için dördüncü e, piyasadan döviz toplayabilmek amaçlı yapacağı planlar içerisinde gene yabancıların konut alımında arkadaşlar satın alınacak konutun değeri kadar dövizin Merkez Bankası'na satılması konusu. Buradan da gene Merkez Bankası'nın 15 milyar dolarlık bir rakama ulaşma hedefi var. Totalde Merkez Bankası'nın e, bu yolla e, 125 milyar dolarlık bir hedefi var. E, döviz rezervlerini 125 milyar dolara kadar çıkarma hedefi var. Ve bu 125 milyar dolarlık hedefinde 40 milyar dolarlık kısmını eren, e, enerji ihtiya ihtiyaçları için ayıracağı ve geri kalan 85 milyar dolarlık net rezervi de borç ödemelerinde e, geri çevirmek amaçlı kullanabileceği yönünde Merkez Bankası'nın planları var Peki bu planlar doğrultusunda Dolar TL kurunda e, aşağı yönlü çekilmeler görülebilir mi Evet e, bu tür hamleler Dolar TL kurunu geri çekebilir arkadaşlar yani böyle bir durum var bu gibi durumlarda bizlerin özellikle uyanık olmasında fayda var fakat önümüzde bir FED gerçeği de var e, 2022 yılı içerisinde kademeli bir şekilde ee, bu yönden bir para akışı e, sağlanacak. Fakat Merkez Bankası rezervlerinin de şu an itibariyle 55-60 milyar ekside olduğu bilinmekte. Bunda swaplar falan düşüldüğünde e, bu miktara denk gelen bir para. Buradan gelen para miktarıyla birlikte 85 bir e, artı 25 milyar dolarlık. 20-25 milyar dolarlık bir artıya geçme planlar tabi her şey tutarsa bu planlar uygulamalar devreye sokulduğunda bunlar tutarsa bir 20-25 milyar dolar gene Merkez Bankası rezervlerinin artıya geçme durumu olabilir e, fakat firmaların biliyorsunuz e, dış borç ödemeleri mevcut bu dış borç ödemeleri de gene ülke içerisinde dövize ihtiyacı arttıracak olduğundan kaynaklı olarak dolar TL kurunda e, yukarı yönlü hareketler e, bu para akışlarıyla birlikte durdurulmaya çalışacak ee, Biz buradan bunları anlıyoruz Peki bunlar dolar-tl kurunu durdurabilir mi FED'in yapacağı açıklamalar çok önemli olacak arkadaşlar FED'in yapacağı açıklamalarda e, Ocak ayı içerisinde gene bir faiz arttırımıyla ilgili bir karar çıkar ise e, Gerçi FED Mart ayına kadar faizlerde bir artış yönüne e, gidilmeyeceğini söyledi fakat enflasyonist baskının Fed'de gene ocak ayında da yukarı yönlü devam etmesi durumunda Fed faiz arttırımlarını hızlandırabilir arkadaşlar. Çünkü Biden'da artık faiz arttırımlarına girilmesi dünyada e, trilyonlarca dolar para basıldı. Artık bu paraların geri ülkesine dönmesi yönünde e, adımlar atılacağı yönünde onun da baskıları devam ediyor. E, bu yönden Fed üyelerinin de kararları var. Fed üyelerinin birçoğu da gene faiz artırılmasına gidilmesi yönünde telkinlerde bulunmakta. Bizler için bu hafta adrenalini çok yüksek olan bir hafta yaşayacağımıza benziyoruz arkadaşlar. Ayrıca e, bankaların Nisan ve e, Temmuz ayına kadar onluk e, %10'luk %20'lik dilimi bozdurmak sürecinin daha ileriki günlerde olacağından dolayı arkadaşlar bizler dolar tl kurunda e, 14.05 seviyesi hala önemli bir direnç konumunda bu bölgeyi takip edeceğiz. Aşağıda da 12.70 bizler için önemli bir alan. Bu alan içerisinde zaten dolar TL kurunun dalgalanması devam ediyor. Bizlere yukarı yönlü ataklarda ilk sinyal verecek olan bölge dolar TL kuru için 14.05 bölgesi olacak. Bu Fed'in faiz arttırma kararlarını alması ve bununla ilgili piyasaya şahin tutumunu sürdürmesi durumunda Dolar TL kurunda 14.05 yukarı yönlü kırılır ee, ve 15.25-16 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. Benim düşüncem bu yönde. Ee, Tabi Merkez Bankası e, bu kur korumalı e, TL mevduat hesapları ile ilgili şirketlere de yapılan bir çağrı var. E, dövizinizi getirin, biz de bunu vergiden e, düşelim şeklindeki açıklamalarıyla birlikte buradan da gene kısa vadede bir 10-15 milyar e, civarında 10-15 milyar dolar civarında Merkez Bankasının e, kurumların döviz satacağı yönünde beklentisi var. Böyle bir durumda böyle bir operasyon gene gerçekleşir ise e, böyle bir operasyonun gerçekleşmesi durumunda bizlerin Uyanık bir şekilde 12.70 seviyesini sıkı bir şekilde takipte kalmamız gerekli arkadaşlar çünkü 12.70 altında e, buradaki bozulma 11.35 ilk etapta e, bu seviyeye doğru aşağı yönlü kuru çekebilir. O yüzden sizler de stratejilerinizi buna göre yapmanız önemli olacaktır diye düşünmekteyim e, ve bu adrenalini bol olacak hafta içerisinde. Fed'den gelen açıklamalar 25-26 Ocak günü. 26 Ocak daha önemli olacak arkadaşlar. Çünkü Powell da burada bir konuşma yapacak ve Powell'ın ağzından çıkacak kelimeler e, faiz artışlarıyla ilgili son durumu bizlere yansıtacak. Bizlerle birlikte birçok dünya merkez bankasının gözü de gene bu toplantıda olacaktır. Dünya genelinde gıda fiyatları ve enerji fiyatları üzerindeki enflasyonist baskının Devamı halindeyse arkadaşlar biliyorsunuz gıda zincirleri enerji zincirlerinin kırıldığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde de e, Çin'in yapmış olduğu bir hamle var. Bu hamleyle birlikte Çin'in yapmış olduğu hamleyi biliyorsunuz. Artık dünyada bizimle birlikte bir e, ülke daha faiz indirimine gitti. Bu da Çin. Çin'in bu son yapmış olduğu hamleyle birlikte e, bu da altın tarafına yansıdı. Çünkü Biliyorsunuz düşük faiz, yüksek enflasyon her zaman altın tarafına faydalı olacaktır. Bakalım bu FED toplantısından faiz ile ilgili bir karar gelecek mi? Bir karar çıkmasa bile yakın zaman içerisinde FED'in e, ben bir artık faiz arttırımlarına başlayacağı yönünde Şahin açıklamalar bu toplantıda e, yapacağı beklentilerimde mevcut. Dünya genelinde doların azalmasıyla birlikte, dolara olan talebin biliyorsunuz e, tüm dünyada gene e, borçlar borçlu ülkeler e, borçlarını ödeyebilmek için onların da dolara ihtiyacı olacak. Talep olan bir ürün, azalan bir ürün. Bu ürünü yani doları e, ülkesine çekmeyi başarabilir ise ABD dünya genelinde de dolar miktarının azalacağından dolayı azalan her zaman değerli oluncağından dolayı ilerleyen dönemlerde dolarda sert hareketler olma ihtimali de oldukça yüksek arkadaşlar. O yüzden buradaki kırılımı sıkı bir şekilde takipte kalın. Evet bugünlük dolar değerlendirmemiz ve dolarla ilgili haberlerimiz bunlardan ibaretti. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.